Bu rezidanslarla ilgili rezidansın kendi yöneticileri var. Yöneticileri... İsmim Mehmet Bağcı. Yaşım 50. 43 sene Almanya'da yaşadım. Şimdi memleketime döndüm. 1,5 sene oldu. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Ufak bir spor salonum var. Sporla uğraşıyordum. Ama şimdi biraz emlak, gayrimenkul işine gördüm. Sanki biraz eksiklik var gibi. Avrupa standartını inşallah Kahramanmaraş'a taşımak istiyorum. Disiplinini burada inşallah Avrupa disiplinini yani yaşatmak istiyorum. Evet, kickbox dünya birincisiyim. 17 yaşında dünya birincisi oldum. Spor seviyorum, çok seviyorum. Yani sporla gece gündüz uğraşsam yorulmam. Öyle, spor yani güzel, gerekli bir şey. Yani, Türkiye'yi çok seviyorum ben yani. Her zaman diyordum, her zaman duam böyleydi. Yani inşallah 50 yaşından sonra memleketime dönerim diye. Aynen de oldu yani. Allah demek ki yani duymuş. Şükürler olsun. Yani memleketimi seviyorum, burada yapmak istiyorum. Ondan sonra ekonomi deyince bizim elimizdeki bir şey zannedersen Almanya'da da yani çok bir şey kalmadı ekonomi diye yani. Millet böyle çok güzel zannediyor ama insan orada kazanıp burada harcarsa güzel. Yoksa ama orada yaşadığın zaman yani buradan sanki daha berbat gibi yani gözüküyor. Şimdi böyle, gerçek böyle yani. Ama memleketimiz güzel. İnşallah yani burada devam edip buradaki insanlarımıza kazandırma niyetimiz yani. Daha öncesinde faizsiz finansman sektöründe oralarda çalışmalar sağladık. Belli bir süre öncesinde de gayrimenkul sektörüne giriş yaptık. Buralarda da tecrübeler edindik, eksiklikleri gördük. Kahramanmaraş'taki gayrimenkuldeki eksiklikleri olan açlığın ne derecede olduğunu da yorumlamaya, gözlemlemeye, bunlara başladığımız süre içerisinde sorgulamaya başladık. Eksiklikler neler, biz ne yapabiliriz, kimle nasıl derken Mehmet Bağcı, kendilerinin de çok orijinal fikirleri vardı. Bu fikirlerle, birkaç tecrübelerimizle bunları bir araya getirince gayrimenkul sektörüne biz farklı bir pencere açabiliriz. Tabii ki 24 Eylül Cumartesi günü öğleden sonra 1.30'da açılışımız başlayacak. Değerli konuklarımız da olacak. Şimdi, teşekkür ederiz. Özellikle Kahramanmaraş'ta ve Türkiye'de